الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين صلى الله عليه وسلم. بقول الله الحمد لله hayatın içinden pu, pu, içinden programında inşallah sizlerle beraberiz. Rabbim inşallah hepinizden razı olsun. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Evet. Sizinle bir arada olmak, sizinle gerçekten Allah için bir arada buluşmak Allah'ın bize büyük bir ikramı. Rabbime sonsuz şükürler olsun inşallah. Geçen hafta malumunuz yoktu. 3 geçen perşembe çünkü ameliyat oldum. Şimdi elhamdülillah sizlerle beraberim. Dualarınızla ayaktayız. İnşallah Rabbim sıhhatimiz, afiyetimiz verdiği müddetçe sizlerle beraber olmaya çalışacağız inşallah. Bugün birkaç konu üzerinde durmak istiyorum. Ama en çok bugün beni ilgilendiren, dikkatimi çeken bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Gün içinde çokça mesaj geldi bana. Tabi birkaç günden beri devam ediyor. Mesajlar şöyle. Diyor ki bir kardeşimiz, hocam diyor, annem, babam koronavirüsü oldu diyor. Yani hastalığa yakalanmışlar. Benim diyor onların yanına çıksam yani onlara hizmet etmesi, onların yanında bulunması, onlara şapsam İntihar sayılır mı diyor. Yani onlardan bana ilah şey geçecek diye. Ben dedim tedbirlerini alırsan tedbirlerini alırsan tekrar ediyorum tedbirlerini alırsan dikkat edersen intihar mı, intihar sayılmaz. Tam tersi hizmet sayılır. Onlara yardımcı, yardımcı olacağın için büyük mükafatlar alırsın. Dedim cevabını merak edersiniz diye cevabını vermek istedim. Asıl konum bu değil ama. Asıl konum şu. Tabi bu arada şu anda belki FM TV ekranlarında bizi seyreden ablalarım, abilerim, kardeşlerim, dostlarım, ahbaplarım onların da bu konuda soruları var. Diyor ki mesela hanımı kendisine yanaşmıyormuş veya hanımından kaçıyormuş veya işte evlatları uzak duruyormuş. Ve ve çoğaltabilirsiniz. İşte hep şu ayetler aklıma geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme yefirrul mer'u min ahi, Kişi diyor Mevla Teala kardeşinden kaçacak. Bazı dostlarımız, kardeşlerimiz, ahbaplarımız evet annesinin babasının evine gelmesinden rahatsız oluyor. Bazıları evlatlarının gelmesinden razı oluyor. Misafiri zaten kabul etmiyor kimse. Kendine göre tabii herkes haklı, itiraz etmiyorum. Ama baktım ki evet hani sen hanımından kaçmazdın hani kardeşinden kaçmazdın hani anneden babadan kaçmazdın hani hani sen evladından kaçmazdın kızından kaçmazdın hani ne oldu ya. o yüzden güzel insanlar kıymetli insanlar Rabbim ne buyuruyor o gün diyor kişi kardeşinden kaçacak annesinden kaçacak. Babasından kaçacak. Hanımından kaçacak. Allah sayıyor. Teknik sayıyor bunları. Mevlamı sayıyor. Niçin? Çünkü kendi derdine düşmüş. Kendi sıkıntısına düşmüş. Acaba, acaba, acaba. Evet, acaba demeye başlamış. Acaba demeye başlamış. Çok kıymetli bir kardeşim var. Hala kardeşiz yani. Diyor ki hocam diyor. Hanım diyor. Hallerini diyor hoşlanmadım diyor hallerinden diyor. Yani şey olarak hoşlanmamış yani. Acaba hastalandı mı filan manasında. Gitmedim diyor. Yani başka odada yattım diyor. Ne haber? Hani ne oldu? O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Evet. Bize lazım olan Rabbimiz ne buyuruyorsa yerindedir. Rabbimiz ne buyuruyor? Böyle olacak diyorsa Allah, e, öyle olacak yani. Kişi kardeşinden kaçacak mı? Kaçacak kardeşim. Hanımından kaçacak mı? Kaçacak. Annesinden kaçacak mı? Kaçacak. Babasından kaçacak mı? Kaçacak. Dostlarından, ahbaplarından kaçacak mı? Kaçacak. Niye? Kendi derdi var. Eğer فَاَمَّا مَنْ اُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوْ مُقْرَهُ ne zaman ki sağ tarafından defterini alıyor, ondan sonra başlıyor. Gelin, 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 gelin demeye başlıyor. Anneyi aramaya başlıyor. Hanımını aramaya başlıyor. Çocuklarını aramaya başlıyor. Kardeşini aramaya başlıyor. Niye? Çünkü kurtuluşu almış. Kurtuluşu almış. Ne zaman ki kurtuluş alınca, evet sağ tarafından defterini alınca, o zaman hadi hadi neredesiniz, 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 hadi aramaya başlıyor. Ama ondan önce yok diyor yok diyor, yok, yok, mümkün değil. O yüzden Rabbim bize bu olayları güzel anlama yasayım etsin. Kısacası kendi varlığında o ne der, bu ne der, şu ne der önemli değil. Bak, annem ne der, babam ne der, hanım ne der şu ne, Allah ne der peygamber ölçüsü nedir kitabullah nasıl istiyor öyle olmalıyım deyip kurtuluşa ermeliyiz. Yoksa bak en sevdiklerinden kaçma durumundasın. Evet, bunu söyledikten sonra bu hafta içinde çok sevdiğim, saydığım, kıymet verdiğim, değer verdiğim ve sohbet arkadaşım aslında benden çok büyük sohbet abim ama işte ben ifade olarak söylemek istiyorum sohbet arkadaşım. Normalde tabi benden çok büyük. Benim büyüğüm yani. Sohbet arkadaşımız ama. Ne olarak, neyin sohbeti yapıyorduk biliyor musunuz? Sadece ve sadece Allah'tan konuşuyorduk. Saatlerce. Saatlerce. Bir saat, iki saatten bahsetmiyorum yani. Buluşmamız, Allah için buluşuyorduk. Ve Allah için, Allah için bir araya geliyorduk ve Allah için ayrılıyorduk. Günlerce, bir defasında ziyarete gitti kendisini, Kastamonu'ya. Üç gün, üç gün orada ihtiyaçlarımızın dışında sadece vesaire sadece Allah'tan bahsedildi. Normalde her hafta sohbetlerimiz vardı. Sohbetler normalde öyle bir saat, iki saat değil. 10 saat sürüyordu. Sırf Allah'tan bahsediyordu. Mevla efalinden, esmasından, eserlerinden, sıfatlarından, kemalatlarından, itibarlardan, şanlardan. Evet. Zat-ı Pak Sübhaniye'nin güzelliklerinden, Mevla Teala hakikatlerinden. Mevlamızın sonsuz o Mevlamızdan. Evet. Ve bu kıymetli abim Şevket abim. Şevket abim. Evet. Üzerinde duruyorum bir Allah'ı anlatırdı. Ya Allah'ı bir anlatırdı. Üzerinde duruyor bu ifadenin. Bütün azaları lezzet alırdı ya. Ya şurası burası demiyorum size ha. Bütün zerrelerinde lezzet vardı. Niye Allah'la alakalı konuşuluyor? Mevla Teala'nın bir kemalatı anlaşılıyor olur. Mevla Teala'nın bir marifeti anlaşılıyor olur. Mevla Teala'dan bir güzellik anlaşılıyor olur. Öyle bir güzel lezzetle anlatır ki, öyle bir tatlı anlatırdı ki aman ya Rabbi diyorum sana. Samimiyetle şimdi gözümün önünde geliyor. Kendisine Rabbim sonsuz rahmetiyle muamele inşallah. Ya gözümün önüne geliyor böyle. Vücut şeyi de vardı biraz. Kilo dedi de biraz vardı yani. Vücut maşallah yerindeydi. İnanır mısınız bütün azaları, bütün azaları lezzet alırdı ya. Allah'tan bahsedince. Ya. Rabbim rahmet eylesin. Bakın. En netice 80'li yaşlardaydı. Ve üzerine duruyorum. Bu yaşa kadar evet yaşadı. Ve üzerinde şu ifade dikkat edin. Arkasındaki şahadete bakın. Allah'la alakalı Allah anlatırken bütün zerreleri lezzet alırdı. Ya. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar be. Bizim de şöyle bir oturalım bakalım ya. Hayatımızda Allah'la alakalı bir toplantımız, bir sohbetimiz, bir araya gelişimiz var mı? Sadece ve sadece Rabbimizden bahsedeceğiz. Meşayih birbiriyle ise sohbet Allah dostları bir araya gelse sohbet etsinler. Evet ama sadece ve sadece. Hiçbir menfaat yok. Mehmet abimiz vardı. Allah rahmet eylesin. Zaten o organizemiz o yapardı. Çok kıymetli abimiz. Hakikaten. Aman ya Rabbi. Evet çok kıymetli. Ve üzerine duruyorum bir ifadeyle arkadaşlar. Toplantı yani bir araya gelişin sadece tek sebebi var. Allah'tan bahsedilecek. Allah Celle Celaluhu dışında hiçbir şey sohbete açılmayacak, konuya açılmayacak, muhabbete açılmayacak. Sadece Allah'tan bahsedilecek. Kaç saat? Kaç saat bulunursak. Evet. Sohbetin en azını söylüyorum size en az 10 saat. Bir başlıyor, şeyler hariç şeyler çıkınca tekrar ediyorum şeyler çıkınca sen söyle yani ihtiyaçlarımız çıkınca diyelim söylüyor onu da söylemek istiyorum. Ya. o yüzden güzel insanlar kıymetli insanlar insan kendini sormalı. Bu hayat geçiyor. Bu hayat geçiyor. Yıllar geçiyor. Ama Ahirete gidiyoruz. Rabbimize gidiyoruz. Rabbimize giderken gerçekten hazırlıklı mı gidiyoruz? Yoksa hazırlıksız mı gidiyoruz? İnsan kendine sormalı yani. Arkamızdan gerçekten böyle bir şehadet yapılacak mı? Allah'tan bahsederken evet sıf lezzet alırdı. Tercih. Sohbet ettiğinde, yıllarca sohbet ettiğinde Allah ifadesi geçince, Allah anlatılınca evet hayatının her şeyi zevke dönerdi denecek mi? Yoksa halimiz ne olur? Güzel insanlar, kıymetli insanlar. O yüzden Rabbim Şevket abime de sonsuz rahmetiyle muamele edilsin inşallah. Aynı zamanda bu hafta Salı günü de Sinop'a gittik. Çok kıymetli hocamız biliyorsunuz siz de. Ekranlardan tanıdığınız çok kıymetli Reşit hocamız. Aile İnci, Aile İnci programından tanınmış olduğunuz Reşit hocamız. Onun da annesi, validesini kaybetti. O yüzden dolayı o da Kur'an ehli. Kur'an'ı hiç bırakmaz. Öyle bir annemizdi. Rabbim kendisine sonsuz rahmetiyle muamele etsin. Oraya gittik. Sinop'a gittik geldik. Kısa anlatacağım. Burayı da söyleyeceğim tabii. Söylemek istiyorum. Yine bakıyorsun şehadetler ne? Kur'an'ı elinden düşürmezdi. Evladına baktığında evladı elhamdülillah. Hoca efendi. Hoca kıymetli hoca. Reşit hocamız. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Şöyle kendimizi bir kontrolden geçirelim. Varışımız Rabbimize. Yolumuz Rabbimize. Evet, yakınlığı nasıl işin? Çok yakın. Hocam, çok yakın. Koronavirüs zaten her tarafı salmış. E bir de bugün biliyorsunuz İstanbul'da arkadaşlar söylüyor. Gerçi bulunmuş olduğunuz merkez binada da çok hissedilmiş ciddi bir deprem oldu söyleniyor. Rabbim inşallah beterinden muhafaza etsin. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar bu işin tek çaresi Rabbimizle barışık olmak. Rabbim başarmayı nasip etsin. Evet. Tabii siz diyeceksiniz ki, hocam öyle bir giriş yaptın ki hep böyle işi Mevla Teala'ya yani ölümlere yönlendirdin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Efendi Hazretleri'nin huzurunda, Efendi Hazretleri huzurunda, ben bizzat kendim şahit oldum. Efendi Hazretleri huzurunda bir hoca efendi. Cenaze namazı kılınıyor. Efendi Hazretleri de oradaydı. Cenaze namazı kılındıktan sonra tezkiye yapıyor. Tezkiye de şunu anlattı. Bir defasında Efendi Hazretlerimiz Katte sallallahu sürehu. Kabristan'a bir kabristan'da telkin veriyor birine. İşte cemaatten birine telkin veriyor. Kabirdekinin şu halini görmüş Efendi Hazretleri. Efendi Hazretleri hazırlıksız yakalandım. Orada anlatıyor Hoca Efendi. Efendi de orada. Efendi itiraz etmedi yani. Aynen böyle anlattı. Hazırlıksız yakalandım. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bu ifadeyi kullanmak orada ne faydası olur ya? Orada yani kabirde ne faydası olur? Hiçbir faydası yok. Ama dünyadayken faydası var. Hazırlıksız yakalanma durumundaysan hazırlanabilirsin dünyadaysan. Tövbekar olabilirsin. Özür dileyebilirsin. Ya Rabbi sana yöneliyorum diyebilirsin. O yüzden dolayı bunları hatırlatmakta evet mutlaka fayda var. Fezekir in nefati zikra hatırlat. Allah'ımız uyuyor. Hatırlatmakta fayda var diyor. Menfaat var O yüzden lütfen ve kereme herkes kendini bir daha kontrolden geçirsin. Evet ikinci dalga söylemek istemiyor kimse. Herkes örtmeye çalışıyor ama Görüyoruz her tarafımızdan duyuluyor. Her tarafımızdan. Ne duyuluyor? Evet bu hastalık herkese şimdi buraya gelirken çok kıymetli bir kardeşim. Hocam diyor çalışanlarım diyor annesi de kendisi de hanımı da diyor Covid hastası olmuş yani. Şimdi gördün mü sen şimdi? Bak. Ya demek ki herkese ne yapıyor artık? Ciddi ciddi yayılıyor. Hocam Çare ne? Ben çareyi bugün değil, 6 ay önceden beri de söylüyorum. Yine söylüyorum. Çaremiz Allah'a yönelmek, tövbekar olmak, Allah'ın razı olmadığı şeylerden vazgeçmek, Allah'a hakkıyla yönelmek, eğer biz Allah'a hakkıyla ölürsek Allah da üzerimizdeki musibetleri belayı kaldırır kardeş. Anlamazsak bugün deprem olmuş. Allah beterinden muhafaza etsin. Allah beterinden muhafaza etsin. Şimdi hep biliyorsunuz sosyal medyada dolaşıyor. Ya içeride mi duralım, dışarıda mı duralım? Dışarı çıksak diyor, korona var diyor. İçeride dursak diyor, deprem var diyor. Bilmem şu, ben bu. Bazı yaşta da hanım da diyor evde diyor, hanım var diyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Evinde hanımın varsa şükretçisin Evinde hanımın varsa, eğer gerçekten hanımın sana birkaç ifade kullansa bile şükredeceksin. Hanımın var. Evet, arkadaşım var, dostum var, beraber paylaşmış olduğu, yasını paylaşmış olduğu insan var, ekmeğini paylaşmış olduğu insan var. Ama hocam çok konuşuyor filan. Kim konuşuyor? Sen kendi konuştuğunu görmediği için onun çok konuştuğunu zannediyorsun. Bırak konuşsun ya. Sana konuşmayacak da kime konuşacak be kardeşim ya. Bırak konuşsun ne olur ya. Ya işte hocam bildiğin gibi değil. Ne bildiğin gibi değilse ya. Bırak her şey bildiğim gibi benim. Niye bilmeyeyim yani? Hoş. Ama bunu arkadaşlığa çevireceksin. Dostluğa çevireceksin. Sevgiye çevireceksin. Muhabbete çevireceksin. Yalandan şikayetlere çevirmeyeceksin. Ama Bak şimdi ben görüyorum piyasaya biliyorum ben az buçuk piyasaya biliyoruz yani. Hanımı vefat etse herkesin hemen bakıyorsun hanım aramaya başlıyorsun. Madem hanımdan şikayetçisin, madem hanımlardan razı değilsin niye o zaman hemen hanımı aramaya başlıyorsun? Hayrola? Ya o yüzden yapmayın. Böyle şakasını bile yapmayın. Ben bunun şakasını bile istemem. Bu işin şakası bile olmaz. Ne erkekler hususunda böyle kırıcı şakalar yapın, ne hanımlar hususunda yapmayın. Çünkü biz birbirimizin tamamlayıcısıyız. Hünne libasun lekum ve entüm libasun lehun Allah buyuruyor. O yüzden hele bugünlerde çok ihtiyacımız var birbirimize. Çok. Çok ihtiyacımız var. O yüzden Rabbim inşallah ailelerimizi muhafaza etmeyi nasip etsin diyorum. Ama tekrar ediyorum. Evet, koronavirüsünden kurtulmak istiyorsak hep beraber Rabbimize yöneleceğiz. Rabbim de bizi her türlü felaketlerden, belalardan ne yapacak? Kurtaracak. Anlamazsak, anlamazsak işte gördüğünüz gibi bitmiyor be. İnşallah biter. Evet. Şimdi bunları söyledikten sonra dersimize geldim. Kısaca derslerimizden de inşallah bahsetmek isterim. Evet. Mustafa İsmet bu büyük Büyükşehir Efendi'nin Risalesi'nden bir beyt okuyorduk biliyorsunuz. Risale-i başından başladım. İkinci beyti okuyacağım inşallah. Takip ederseniz Risale'yi de tamamını dinlemiş olursunuz inşallah diyorum. İnşallah. İkinci beyti de Huda ismi Celali ile destur. Diledim ve de idem taide mensur. Salem nef'ile hem ola menşur. Bu kemter aşkına açın oldu mecbur. Bu varlıktan geçip hakka gidelim. Cemal Azizim seyri fillah gelilerim. Huda ismi Celali Allah'ın ismiyle diyor kitaba başlamak istedim diyor. Risale-i yazma niyetine gelince, Arus'a gelince kitabı yazma hususunda da evvela a'udhu billahi min şeytanirci manası olan sığınlı mı hakka gel gidelim de başlıyor. İkinci beytte de Bismillahirrahmanirrahim manası olan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım ifadesi gereğince Efendimizin de ifadesi her hayırlı iş ki eğer besmele ile başlamazsa onun sonu epter olur, bereketsiz olur. O yüzden hayırlı işlere bereketli, hayırlı işlere mutlaka ne ile başlamamız lazım? Bismillah ile başlamamız lazım. Ama hayırlı işlere besmele ile başlamamız lazım. Bu yemektir, içmektir, kıyafetini giymektir, ayakkabını giymektir veya buna benzer her şey olabilir. İşine başlarken ona bir arabaya çalıştırırken ama olabilir, besmeleyle başlayabilirsin. Ama, şş, Güzel insanlar, Allah'ın razı olmadığı bir şeye besmeleyle başlanmaz. Mesela, kumar masasına otururken bir insan besmeleyle oturamaz. Allah'ın haram kıldığı bir şeyi besmeleyle açamaz. Ona müsaade et olmaz. Tehlike. Allah'ın helal kıldığı, hayırlı kabul ettiği şeyleri mesela kitap mı yazacaksın, kitap mı okuyacaksın besmeleyle yaz. Besmeleyle oku. Ama tekrar ediyorum. Allah'ın razı olmadığı, kabul etmediği, helal kabul etmediği, haram kıldığı şeyleri besmeleyle yapamaz. Rabbim Evet, iyi anlama yazıyoruz. İşte Risale-i şey yazmaya başladığı zaman istedim ki diyor, evet çoğu destur Allah'ın müsaadesini isteyerek Mevla Tanrı ismiyle başlamayı istedim diyor. Mevla ismiyle başladım. Evet. Rabbim bize bütün işlerimizde, evet bütün işlerimizi hayırlı eylesin inşallah. Haram kıldığı, kabul etmediği işlerden Rabbim hepimizi uzak eylesin. Risa diledim bedeyi dem Eğer besmeleyle başlarsam yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarsam Allah da bana yardım eder. Gerçekten Mevla Teala'nın ismiyle başladığın her hayırlı işte Allah'ın yardımını görürsün. Allah'la olan yardımı görür. Hiçbir zaman Mevla Teala'nın evet Mevla Teala'nın Yardımını sen eğer kendin kesmezsen, kendin kesmezsen nefsani arzularından dolayı şeytani durumlardan dolayı kesmezsen Allah'ın yardımı sana devamlı gelir. Ve hissedersin daima. Ama sen kalkar, nefsinin şeytan ve şeytanlaşmışlarının isteklerine göre hareket edersen o zaman yardım gelmez ya. Ve la terkenu ilellezine zalemu fe temessekü bunnar. Ve ma lekum min dunillahi min evliya. Thumme la tunsavun. Allah'ımız Resulullah buyuruyor. O zalimlere sakın meyletme. Sakın meyletme. Ateş yani sıkıntı sana yapışıyor. Ve Allah'ı yardımcı olarak bulamazsın. Onlara zerre kadar meyletme. Onlarla beraber olma, onların yolundan yürüme. Onlarla olmaz. Onların sistemine ayak uydurma. Onların sistemine evet yardımcı olma. Onların sistemine evet onlara kukla olma. Olursan Allah'ı yardımcı olarak bulamazsın diyor Rabbimiz. Fetemessekumunlar. Evet. Eritirler seni sistemlerinde. Bitirirler seni sistemlerinde. Ama ne yapayım elimde değil. Niye elinde değil? Nelerini yakalattın? Onların sistemine ayak uydurmak için, mecbur kaldırmak için nelerini yakalattın? Kendi yüzünden kendi yüzünden, kendi nefsani yüzünden, kendi şeytani ve şeytanlışmışlığı yüzünden kafirlerin sistemine yardımcı olma hakkın yok. Evet. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Anlamaz insan arkadaşlar. Her zaman söylemeye çalışıyorum. Evet. Sistem insanı evet Allah'ın sistem olmadığı takdirde Resulullah'ın göstermiş olduğu istem olmadığı takdirde insanı sapıklığa sürükler. Dalalete sürükler. Allah hepimizi muhafaza etsin. O yüzden başladığın işe besmeleyle başla. Allah'ın razı olduğu şekilde yürü. Allah'a daruz ettiği şekilde. Ama şimdi kalkıp da evet rakı fabrikası açacaksın besmeleyle. Öyle bir şey yok mu kardeşim? Öyle bir şey yok. Veya bunu çoğaltabilirsiniz yani. Allah'ın razı olmadığı bir şey besmeleyle olmaz. Risalem nef'ile hem ola menşur. Eğer ben ne yaparsam diyor, Allah'ın yardımı çekecek besmeleyle başlarsam, Allah'la yürürsem, o zaman bu Risalem de yaptığım işlerde ne olur? Menşur olur, yayılmış olur, menfaatli olur, insanlara fayda olur, insanlara faydalı şeyler öğrenmiş olur. Rabbim menfaatli ilimler hepimize nasip eylesin inşallah. Menfaatli çalışmalar hepimize ikram eylesin. Bu, tem, bu kemter oldu mecbur. Bu aciz kişi diyor mecbur oldu. Neye mecbur oldu? Allah'ın yardımı gelmezse Risale de yazamam. Hiçbir şey yapamam. Allah'ın yardımı gelmezse güzel insanlar üzerimizdeki afetler, sıkıntılar, belalar bir taraftan zahireye baktığımız zaman bir bakıyorsun. Koronavirüsü büyük sıkıntı. Öbür taraftan depremler büyük sıkıntı. Diğer taraftan kura bakıyorsun. Dolar, euro bilmem ne büyük sıkıntı. Eğitim büyük sıkıntı. Bakıyorsun müze arkadaşlar. Allah'la olmazsak sıkıntılar bitti. Bu varlıktan güç bakka gidelim sesim seyri filan yapalım. Gel diyor. Bu varlık yani varlıklardan geçmek lazım. Ve Allah'ın seyrini yapmak lazım. Allah Celle Celaluhu'nu bilme konusunda Mevla Teala'nın razı olduğu konuda hareket etmek lazım. Peki. Bu Risale'ydi. Şimdi ayetleri de kısaca inşallah anlamaya çalışacağım. Bugün mümkün olduğu kadar tabii sesimi yükseltmemeye çalışıyorum. Biraz uyutmuş olabilirim size ama çünkü e, sesle alakalı da problemler yaşıyorum. Sesim çok sesli konuşmaya kalktığım zaman biliyorsunuz benim tarzım maalesef yumuşak başlarım, çok sesli konuşurum daha sonra. Öyle bir halim var. Hele damarıma basan bir konu olursa çok gerçekten şey yaparım. Bugün ama mümkün olduğu kadar ne kadar böyle sesimi muhafaza edebilirsem o kadar iyi diye düşünüyorum. Çünkü... Çok ses kullandığımda bu sefer boğazlarımda tahriş tahrişat oluyor. Yani böyle tahribat oluyor. Ondan sonra rahatsızlanıyorum yani. E tabi bu da daha sonra başka sıkıntılara yani hastalıklara sebebiyet verebilme durumunda oluyor. Şimdi mümkün olduğu kadar yumuşak geçmeye çalışacağım ama. hak. Ama bu da tabi biraz uyutma modu olur bu da. İğninli gibi gelir yani. Ondan da rahatsız olurum ben işin garip tarafı. Karakterime uygun değil. Karakterime uygun olan biliyorsunuz sesli konuşurum açık söyleyeyim yani. Ama bu ara idare edeceğiz inşallah. Çünkü sesle önemli bir konu. Güzel insanlar. Rabbim muhafaza etsin inşallah. Şimdi Mevla Teala buyuruyor ki billah, Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayetler sabahleyin 60 şerifte okundu. Sabahları 60 şef yapıyoruz. Elhamdülillah kardeşlerimizle. Sosyal mesafeye, sosyal şeye uygun bir şekilde yapıyoruz 60 şerifleri. Ondan sonra o 60 şefte okundu bu ayetler. Niyet ettim bu akşam da bundan anlatayım size diye inşallah. Şimdi de onları anlatmaya çalışacağım. Bölük ki Mevla'da... Atele maho Nice peygamberlerle beraber mücadele eden Rabbaniler var diyor Mevla Teala. Rabbani demek Allah adamları. O Allah adamların vazifesi Allah adamların vazifesi evet peygamberlerle beraber onların davasına sahip çıkarak onların davasını en güzel şekilde yaşayıp yaşatarak onlar Allah'ın razı olduğu sisteme Kur'an ölçülerine, peygamber yoluna en güzel şekilde onlar o yolda mücadele verdiler diyor Mevlamız. Şahit kim? Allah. Ve kefâ billâhi şehida. Şahit olarak Allah yeter. Mücadeleyi veren peygamber etrafında sahabe, peygamber dostları, peygamber evet takipçileri. Ama şahit kim? Allah. Onlar ne yaptılar? Peygamberleriyle beraber veya peygamberlerinden sonra onun yolunda mücadele verdiler. Taviz vermeden, yoldan çıkmadan, ölçüyü kaçırmadan, ölçüyü taşırmadan, ölçüye dikkat ederek ne yaptılar? Mücadele verdiler. İnsan kendine sormalı. Bu konulara girmek istemiyorum ama girmeden de dayanamıyorum biliyor musunuz? Geçen söylediğim size geçen hafta 15 yaşında bir kız çocuğu kendi sosyal medyadan takip ederek evet ve sosyal medyadaki bütün takipçileri de ona yalvararak yapma, yapma, yapma diye kafasına sıktı. Bugün buraya gelirken bana sordular. Şimdi buraya gelirken. Kapıdaydık. Hocam dedi, yani tartışmamız şu. Ne Nedir tartışmanız? Bugün, bugünden bahsediyorum. Tabii ben bunu söylerken şu anda gerçekten çok duygulandım. Başkan söyleyeyim yani. Hakkınızı helal edin. Ama gerçekten içim şu anda inşallah kendimi tutabilirim yani. 18 yaşında bir delikanlı bugün bugünden bahsediyorum size. 18 yaşında bir delikanlı intihar etmiş. Kapıda soruyorlar bana. Hocam diyorlar bunun durumu ne olur diyorlar yani. Şimdi bunun cevabı da var ama ben asıl şuradayım ben. Ne oluyor bize arkadaşlar? Ne oluyor? 15 yaşındaki bir kız intihar ediyor. 18 yaşındaki bir kız intihar ediyor ve bunlar bizim duyduklarımız, duymadıklarımız neler bilmiyorum. Ya biz bunlara niye ulaşamıyoruz ya? Ya bunlara niye yalvaramıyoruz ya? Bunları niye muhafaza edemiyoruz ya? Bunlar ne gördüler ki? Ne oldu ki? Evet ne gördüler ki? Ne oldu ki bunların bu kadar kısa zamanda daha genç, gencilik yaşta, en güzel yaşlarında bunlar ne oldu ya? Ya bunları neyi eksik acaba ya? Eksik olan tarafı niye dünyayı dolduramıyoruz biz? Eksik olan tarafa niye biz ulaşamıyoruz? Niye gerçekten bu insanlara biz aman yapma kardeşim, aman yapma evladım, aman yapma, aman yapma, aman yapma diye yalvararak niye bunları biz muhafaza edemiyoruz? Niye ulaşamıyoruz? Neredeyiz biz? Nerelerdeyiz biz? Neyin meselesindeyiz? Allah bize sorarsa Güzel insanlar, mücadeleniz bu konuda nasıldı? Bak peygamber ve peygamber yolunda mücadele edenler var diyor Mevla Teala. Niceleri. Sizin mücadeleniz neydi sorarsa, derse ki 15 yaşındaki kız, 15 yaşındaki kızlar, 18 yaşındaki erkekler veya buna benzer fark etmez. Veya insanlar, evet kendilerini intihara götürecek hale geldiler. Siz neredeydiniz? Gençlik elinizden kaçarken siz neredeydiniz? Evlatlarınız elinizden kaçarken siz neredeydiniz? Neredeydiniz? Evet. Sesimi yükseltmeyecektim ama dayanamıyorum dedim ya ben size. Neredeydiniz? Neredeyiz arkadaşlar? Neyin peşindeyiz biz? Neyin peşindeyiz? Bunlara ulaşamazsak bu bizim zamanımızdaki bu insanlar, gençler, Allah muhafaza etsin. Allah'ın huzuruna olumsuz olarak gitmeye kalkarsa biz Allah'a ne cevap veririz? Ne diyeceğiz Allah'a? Ya Rabbi ben komşumla kavgadaydım. He? Olur mu böyle şey? Ya Rabbi ben Müslümanların ayağını kaydırmak için elimden gelen yapıyordum. Olur mu böyle şey? Ben Müslümanları birbirine düşürmek için her türlü fitne yapıyordum. Bunun peşindeydim. Olur mu böyle bir şey? Ben Müslümanları kırdırmak için elimden geleni yaptım. Olur mu böyle bir şey? Ben dünyaya dalmış her şeyi unutmuştum. Bunu diyebilecek misin? Ben kendi nefsime uymuş, kendi zevklerimin peşinde koşturarak herkesi unutmuştum. Böyle diyebilecek misin Allah'a? Ne diyeceksin Allah'a? O yüzden yapmayalım. Güzel insanlar. Bir mücadelemiz olsun. Allah'a söyleyebileceğimiz ya Rabbi elimden gelen bir mücadele buydu ya Rabbi. Mücadelemi verdim, gayret gösterdim. Dilimin döndüğü kadar, elimden geldiği kadar mücadelemi konusunda her türlü elimden geleni yaptım diyebileceğimiz bir çalışmamız olsun. Yücahidûne fi sabilillah, ve lâ yekâfûne levmetelâim Allah evet Beğendiği, hoşlandığı müminin özelliğini sayarken diyor ki Mevlamız onlar Allah yolunda mücadele ederler, cihad ederler, ellerinden geleni yaparlar. Kimsenin azarlamasına da kulak vermezler. Kim ne derse desin. Rabbim razı olsun yeter. Bu şekilde yürürler. Evet. Ve Mevla Teala devam ediyor Kur'an-ı şu an ayet-i kerimede. Ne buyuruyor? nice peygamberlerle beraber mücadele eden çok şey Rabbani ile Allah adamları vardı diyor. Kendini Allah'a adamışlar vardı. Kendi Allah'a adamışlar vardı. Kendini peygamber adamışlar vardı. Kendini kitabullah adamışlar vardı. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَبِلِ Allah yolunda onların başına bir musibet geldiğinde asla vehne, gevşekliğe, tembelliğe kapılmadılar. Başlarına gelen musibet ne olursa olsun, iftira olabilir, her türlü esiyet olabilir, her türlü hakaret olabilir, her şey olabilir. Ama o başına gelen musibetler asla onları tembelliğe, gevşekliğe asla düşürmedi. Asla düşürmedi. O yüzden güzel insanlar bir müminin tembellik yapma hakkı yoktur. İşte ben nice yıllar çalıştım ne kadar çalıştın kardeşim sen? Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptı, mücadele verdi 950 sene. Sen ne kadar çalıştın ya? Yani? Neyle çalıştın? Şimdi bahçeli evlerde sohbetlerim vardı. Ev sohbetlerine gidiyorduk. 90'lı yıllardan bahsediyorum. Bir gecede en az iki yerde sohbetimiz oluyordu. Ev sohbeti. Bir gecede iki yerde en az. Haftada 14 tane, 15 tane sohbetimiz oluyordu. 90'lı yıllardan bahsediyorum. Ev sohbetleri onlar. Sonra ne oldu? İşte hep gevşekliğe gittik işte. Allah inşallah gevşekliklerimizi kurtarsın. Sonra bir gün bahçeli evlere gidiyordum. Baktım oradakiler böyle sohbete nasıl söyleyeyim? İlgi alakaları zayıf. Geliyorlar sohbete. Sohbete dinliyorlar. Ama şey yapmıyorlar. Sen söyle. Kendilerini toparlama konusunda çalışmaları yok yani. Sonra bir gün dayıma dedim ki dedim bırakacağım dayım böyle dedim. Niye bırakacaksın dedi bana. Böyle bundan bundan dayım. Dedi sen dedi Nuh Aleyhisselam kadar 950 sene çalıştın mı onların üzerine dedi. 950 ömrüm yok ki nasıl çalışayım. Bana çok önemli bir ifade kullandı bak. 950 sene dualistler mücadele verdi. Sen onların üzerine bu kadar çalıştın mı? Ne kadar çalıştın yani? Hemen pes etmeye kalkıyorsun yani. Ve devam ettik yani. Kısa anlatıyorum. Yani o yüzden başımıza bir musibet, bir bela, bir imtihan geldiğinde bu imtihan bizi ...gevşekliğe, tembelliğe asla... ...sürüklememesi lazım. Rabbim inşallah... ...tembelliğe düşmekten, gevşekliğe düşmekten... ...hepimizi muhafaza edesin. Ama maalesef... ...bugün ben takip ediyorum. Cumalara... ...bir ara verildi. Samimiyetle söylüyorum araştırın Türkiye'de yarı yarıya cumalar boşaldı. Şu anda dahil. Şu anda yarı yarıya boşaldı. Cemaatle namaz kılma meselesine camilere bir ara verildi. Şu anda da biliyorsunuz sosyal mesafeyle uygun. Samimi söylüyorum yarı yarıya'dan fazla azalmalar meydana geldi. Yarı yarıya'dan fazlalar. Ne anlatıyorsun sen bana ne oldu? Hani başımıza bir musibet geldiğinde tembellik yapmayacaktık. Zafi şey gevşekliğe düşmeyecektik. O yüzden Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Bak Allah adamları başlarına musibet geldiğinde hatta başka ayet-i kerimede düşman üzerinize yürüyor düşman geliyor dendikleri zaman onlara yani bir musibet bir imtihan yani. Ve kalu hasbunallah ve ni'mel vekil gelsinler diyorlar ya. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. imanları artıyordu be. İmanımızdan dolayı geliyor üzerimize. Allah'a kulluğumuzdan dolayı geliyor üzerimize. Peygamber'e yakınlığımızdan dolayı geliyor üzerimize. Gelsinler diyor, gelsinler. Allah bize yeter. Onu ne güzel bir iki. Bırak korkaklık göstermeyi, bırak gevşeklik göstermeyi, bırak bahane uydurmayı, tam tersi gelsinler, gelsinler. O yüzden Rabbim bize bu işin şuurunu anlamayı nasıl İkinci ifade, ve ma Allah diyor, zayıflık da göstermek yok. Zafiyet de göstermek yok. Başınıza bir musibet geldiğinde zafiyetle göstermek yok. Çünkü müminin sahibi Allah'tır. Sahibi Allah olanın zafiyet gösterme hakkı yoktur. Ben zayıfım diyemez o kişi. Sahibin Allah çünkü. Bir insanın sahibi Allah'sa nasıl der? Ben zayıfım diye. Nasıl dersin? Senin sahibin Allah. Halid bin de diyor ki az Ömer Ya Halid 60 bin kişilik bir ordu geliyor üzerimize. 60 bin kişi bir ordu geliyor üzerimize. ya Halid. Ya Ömer. Emret tek başına onlara meydan okuyayım diyor ya. Şu görüyor musun ya tek başına. Ben Resulullah'tan işittim. Allah'ı zikretmeyen kalp ölüdür. Onların hepsini ölü görüyorum karşımda diyor ben. İmana bak. Aşka bak. Heyecana bak. Sevgiye bak. Demiyor 60 bin kişi meyvah bilmem ne. Ne olur bunlar tükürüğüyle bizi boğarlar demiyor. Zafiyet göstermek yok. Müslüman zafiyet gösteremez. Rabbim neyim? Sahibim Allah. Allah. Olay bitmiştir. Dünyası da güzel, ahireti de güzel, her şey güzel olur mu? Ve mestekânu, Allah buyuruyor ki boyun eğmek de yok. Kafire karşı boyun eğmek de yok. Sisteme karşı, küfür sistemine karşı boyun eğmek de yok. Konular kolları birbirine aşağı açıyor. Bir tane daha söyleyeyim ben size. İsterseniz bitireyim zaten. Sizin vaktiniz geldi çünkü. Sizden gelen soruların cevaplarını vereceğim. Gerçi hatırlatmadım ama arkadaşlar şeyde hatırlatıyorlar. Abdurrahman hocamız da burada. Ben diyor buradayım soruları okumak için. Sen bize hak vermeyecek misin demek istiyor. Hatırlatmadığım için belki soru da gelmemiştir ama bilemiyorum. Gerçi bırakmazsınız. illa sıra göndermişsinizdir de. Ama şunu da söylemek istiyorum. Güzel insanlar. Bak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Bak bak. Lütfen ya. Yani. Diyorlar ki ya Muhammed ki müşrikler ileri gelen müşriklerin ileri gelen zenginleri o zamanki şartlarda şımarıkları yani. Ya Muhammed diyorlar ya. Şöyle şu fakir olan sahabelerden bahsediyorlar yani. Fakir. Şu Bilal'leri, Ammar'ları diyor. Bunları da şöyle arka tarafta bulundursan. Biz geldiğimizde yani bize şöyle bir meclis açılsa. onu arka tarafta da kalsa. Yani biz böyle şey, zengin takımı geldi filan, bunlara böyle biraz şey yapsan. Efendimiz bir an şöyle düşmüş yani, bir an. Ya bunlar böyle İslam'ın şuurunu alıncaya kadar böyle bir şey yapsak, çünkü İslam şunu aldı mı vazgeçmişler çünkü. Acaba diye Mevla Teala az kalsın diyor. Az kalsın. Onlar seni vahyin aleyhine düşüreceklerdi diyor ya. O zaman senin dost edileceklerdi. Ya yani onların yoluna az kalsın biraz meyleseydin, Biraz meyleseydin, Biraz onların yolunda yürüseydin. Evet. Senin dost edileceklerdi belki ama dünyanın da hayatın da ölümün de bütün sıkıntılarını sana de Mevla Tala. Sen nasıl onları nasıl onları memnun etmeye kalkar da Allah'ın memnuniyetini bırakırsın manasındadır yani. Ki Efendimiz yapmamış. Sadece bir düşünme yani. Acaba yani gerçekten bunlar İslam'ın şuurunu alıncaya kadar alsalar. Bu kadar bir düşünce yani. Allah yoktu yoktu. yok diyor. Sen öyle öyle en ne kadar kitle terk şeyin Ayaklarını sabit kıldık diyor hasta Allah. Evet. O yüzden güzel insanlar. İslamsız İslam gelmez. Allah'ın kanunlarını çiğneyerek Allah'ın kanunları gelmez. Kafirlere eyvallah çekerek İslam'a hizmet olmaz. Kafirlerin suyuna giderek Müslümanlara hizmet olmaz. Sabir, Allah mu sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Ve son ayet-i kerimede Mevla Teala ki bunlar yani peygamber ve peygamber etrafındaki Allah adamları mücadele verdikleri halde, gevşeklik göstermedikleri halde, zafiyet göstermedikleri halde, boyun eğmedikleri halde derler ki Ya Rabbi, Rabbena Hadi size söyleyin. Hadi hep beraber söyleyelim. Hadi hep beraber söylüyoruz. Rabbena ufirlene. Zunubena. Zunubena ve israfına fi emrina ve thabbit aqdamana ve ansurna ala alqawmi kafirin derler ki diyor Mevla Teala ya Rabbi bizim günahlarımızı bağışla ya Rabbi aslında gevşeklik yapmıyorlar zafiyet göstermiyorlar vazifelerini hakkıyla yapıyorlar ama yine ya Rabbi günahlarımızı bağışla İşlerimizdeki israfları ya Rabbi affeyle Ayaklarımız yolunda sabit kıl. Kafirlere karşı bize yardım eyle. Mevla Teala devamında onlara dünyanın o ahireti mükafatını vereceğim diyor. Verdim diyor Mevla. -i. Rabbim inşallah kendisini hakkıyla dinleyenlerden olmayı hepimize nasip eylesin. Din konusunda, dini bir, bir, İslam konusunda gevşeklik yapmaktan, tembellik yapmaktan bizleri muhafaza eylesin. Zafiyet göstermekten bizleri muhafaza etsin. Boyun eğmekten bizleri muhafaza etsin. Rabbim dinimi bilinen İslam'ın en güzel şekilde yaşayıp yaşatanlarla olmayı nasip şey etsin. Evet şimdi sizden gelen suallerin inşallah cevaplarını vermek üzere Abdurrahman Hoca'ya inşallah dönüyoruz. O soracak. Daha önce ben okuyordum biliyorsunuz. Ama şimdi hem okuyam cevap biraz yaşlandık herhalde artık. Bunları da şey yapmıyoruz. Sağ olsun hoca kardeşlerim sağ olsun ilgileniyorlar, takip ediyorlar. Şimdi onlar soracak. Sizin gönderdiklerinizi, numaralara gönderdiklerinizi soracaklar. Ondan sonra buradan cevaplamaya çalışacağız inşallah. Vaktimiz yetince. Hocam hayırlı programlarınız olsun. <laughs> Allah Celle olsun. Her programınızda olduğu gibi hocam. Bu programınızda da mesaj akımı var gerçekten de. Dünyanın birçok yerinden ee, takipçiler, seyirciler şu an WhatsApp hatlarını hocam akın etmiş maşallah. İlk sorumuzdan başlıyorum hocam. Evet, WhatsApp'ta da bir yoğunluk var hocam. Arama çok fazla geliyor. Sizinle görüşmek isteyenler de var. Hocam selamun aleyküm. Hani programlarınız olsun. Ee, alkol alıyorum. Duanızı bekliyorum. Abdestim bozuluyor mu? Namazlarımı kılsam olur mu? Demiş. Alkol aldıktan sonra çok özür diliyorum demiş hocam. Şimdi alkollü iken bir insanın namaz kılmasına müsaade edilmiyor. La takrabu salate ve entum sukara. Çünkü alkollü bir insanın namaz esnasında ne konuşacağı, ne okuyacağı belli olmadığından dolayı Allah yanaşmayın diyor. Alkol Allah Celle Celaluhu yani Rabbim içkiyi şarabı haram kılmıştır. Haram kıldığından dolayı bir insan içkiden uzak durması lazım. Ama hocam ben alıştım. Evet günahını da biliyorum. Haram olduğunu biliyorum. İçme durumundayım. İçiyorum derse insan yapma derim kardeşim. Bu hoş değil. Allah'ın sana vermiş olduğu sonsuz nimet olan aklını bu şekilde giderme ya. Hoş Ama her şeye rağmen hocam desen de bu durumdayım derse o zaman diyorum ki sana alkolün tesiri geçtikten sonra namazlarını kılmakta kesinlikle kılman gerekiyor. Yani namazlarını kıl. Ama alkollüyken kılman doğru olmaz. Ona müsaade yok. Alkolün tesiri geçtikten sonra Alkolün tesiri geçtikten sonra Kendini bildiğin hal zaman Kılmalısın Ama tabi ne olur Ondan uzak dur ya Şu aklı şu beyni şu güzelliği sana Sonsuz ikram eden Allah dilecilerine karşı Ne olur Laf dinle ya O yüzden ama oldu ki Bırakamıyorum hocam Namazı mı bırakayım? Hayır namazı bırakma. Alkollüyken namaza yaklaşma ama alkolün dışında onun tesiri geçtikten sonra namazlarını kıl. Abdestinde olur namazında olur. Tesiri geçtikten sonra. Hocam teşekkür ediyorum. Selamun Masum Hocam demiş. Kanalınıza son zamanlarda e, bir reklam verilmeye başlandı. E, kanalınızın reklamlarını beğenmediğimi itiraf ediyorum demiş hocam. Kalandaki reklamları tabii ben açık söylüyorum. İnceden inceye sizin takip edemediğimi söyleyebilirim ama şimdi neyini beğenmediğini de söylersen, hangi reklamdan hoşlanmanı söylersen, onları da incelettiriz istersen. Arkadaşlar onu söyleriz. Ama dedim ya tekrar ediyorum. E, neyin reklamı veriliyor, neden rahatsızsın, neden hoşlanmadın? Bunlara tabii incelemek lazım. Ama bizim kardeşlerimiz usulü bozmazlar yani. Eğer usulü bozmadıkları içinde çok da şeye gerek yok yani. Hocam teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Selamun hocam. Benim ee, oğlum Hristiyan bir hanımla evlenmek istiyor. Ne demeliyim siz ne derseniz onu diyeceğim demiş hocam. Oğlum Hristiyan bir hanım. Şimdi evvela şunu söylemek istiyorum ben size. Bir insan evladının Müslüman birisiyle evlenmesi için gerçekten gönül atmalı, mücadele vermeli, elinden geleni yapmalıdır. Ama bunu beceremedik. Olmadı, gitmedi. Oğlumuz maalesef Müslüman olmayan birisiyle evlenme durumuna geçti. Maalesef böyle bir duruma geçtiyse o zaman tekrar ediyorum. O zaman yapmamız gereken şey şu. Bak tekrar ediyorum. Geçen hafta da bu böyle bir şey soruldu ama bu bu şekilde değil başka bir soruydu. Buna benzer bir soruydu ama bu değildi. Tekrar ediyorum. Bir insan evladının Müslüman birisiyle evlenmesi için mücadele vermeli. Ama bunda başarılı olamadık. Hristiyan birisine gönlü kaymış ve en onunla evlenme yoluna girmiş. Şimdi ne yapayım ben? Se, o zaman da şunu yapacaksın. Bakın erkek bir insanın, erkeğin bir Hristiyan hanımla evlenmesine dinen caiz caiz yani cevaz söyleniyor. Dinen caizdir. Çünkü erkek güzel örnek olursa, önder olursa o hanım kardeş, o hanımı yani Hristiyan hanımı ne yapar? Onu İslam'la şereflendirir. Tam tersine müsaade yok. Tam tersi yani Hristiyan bir erkekle Müslüman bir kadın evlenmesine müsaade yok. Çünkü insan hanımlar erkeğe illa tabi olma durumunda olması hasebiyle o yüzden müsaade edilmiyor. Şimdi üzerinde duruyorum sen de madem oğlunun böyle bir durum var oğluna gerçekten gönül açacaksın o Hristiyan kıza da gönül açacaksın onun Müslüman olması için güzel örnek olarak baskı yaparak demiyorum güzel örnek olarak güzel davranış sergileyerek güzel ahlak ortaya koyarak güzel ahlak güzel ahlak İnsanı Müslüman yapar. Bakın tekrar ediyorum bu çok önemli. Hocam işte ben de ona devamlı baskı Baskı Müslüman yapmaz. Baskı Müslüman yapmaz. Güzel ahlak, güzel davranış, güzel hareketler, güzel tutumlar, sevgiyle, muhabbetle davranışlar bunlar Müslüman yapar. Böyle davranacaksın. O Hristiyan kızın İslam'la tanışmasına vesile olacaksın. Hiç olmasa bunu yap. Ha. teşki Ne yapsaydın? Evladını Hristiyan biriyle değil Müslüman biriyle. Şimdi yine çok sevdiğimiz kardeşlerimizden bir tanesi. Hocam dedi benim çocuk dedi, bu Hristiyan dedi, şu anda yaşıyorlar hepsi var ya. Ondan sonra Hristiyan birisi evlenecek dedi işte. Aynı ona da böyle anlattım bu şekilde. En son durumu anlatacağım. Şimdi bu geline baskı yapıyorlar. Hristiyan geline baskı yapıyorlar. En son Hristiyan gelin diyor ki onlara bak. Ben diyor sizi kadar zaten Müslümanım diyor ya. Sizin yaptığınız kadar zaten yapıyorum diyor yani. Siz bunun daha ötesini yapmıyorsunuz ki. Şunu kapatalım. Kırmayın kapatalım. Yani onlar İslam'ı zayıf yaşadıklarından dolayı İslam'ı zayıf yaşadıklarından dolayı Hristiyan gelin bile onların İslam'ını beğenmiyor kardeşim. Gördün mü sen? Ben diyor zaten sizin kadar yaşıyorum diyor ya. Sizin daha ötesi yok ki sizde diyor. Hatta bazı tutumlar da sizden iyiyim diyor yani. Özellikle gıybet konusunda. Kimsenin gıybetini yapmıyormuş. Onların yapmış olduğu gıybetten de uzak duruyormuş yani. Gördün mü bak nasıl yanlış örnek olmuşu. O yüzden güzel örnek olacağız. İyi örnek olacağız. Onu o Hristiyanlıktan kurtaracağız inşallah. İslam'la tanıştıracağız. İslam'ın güzelliklerini göstererek inşallah. Teşekkür ediyorum. E, mesajlar yağmaya başlıyor hocam. Yani e, yoğunluk devam ediyor. Eşim ruh e, eşim ruhunu şeytana sattım diyor hocam. Çok çaresiz kaldım. Şeytana tapıyor. Ne yapmalıyım? Hocam geceleri an yapmak için yine şeytana tapan arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor. Çok çaresiz kaldım. Dua istiyorum demiş hocam. Masum hocam da. Evvela Rabbim inşallah seni de eşini de bütün sıkıntılardan, olumsuzluklardan, batıldan kurtarsın inşallah. Ama yapman gereken şeyi sen zaten bilmelisin. Ne yapacaksın? Bir, çok yalvaracaksın. Rica edeceksin. Onun anladığı tatlı dilden, güzel dilden, güzel ahlakla beraber ona her türlü, evet elinden ne kadar geliyorsa yeri geldiği ağlaman gerekiyor, ağlayacaksın. Ne olur yapma. Evet öyle. Öyle bir zamandayız. Bak soruları görüyor musunuz? Nasıl bir soru? Şeytana tapıyor. Şeytan konusunda arkadaşlarıyla buluşup ayınlar yapıyor. Ya yani şu, anlıyor musun sen burayı? E, ne yapacak şimdi? Evet bu insan ne yapacak? İşte yapmamız gereken şey zamanında tabii ki Ah be, geçen haftaki konumuz biliyorsunuz. Eğitim, eğitim, manevi eğitim. Okullarımızda, her yerde manevi eğitimi vermediğimiz müddetçe, manevi eğitimi, evet üzerinde duruyorum, vermediğimiz müddetçe bak, karşılaştığımız sorulara bak. O yüzden yalvaracağım, rica edeceğim, dinimi, bini, İslam'ı güzel anlatacağım, Allah'ın ona vermiş olduğu nimetleri güzel anlatacaksın. Böyle tatlı tatlı rica ederek ikna etmeye çalışacaksın. Evet, Allah da yardım edecek. Allah'a müracaat edeceksin. Ya diyeceksin, eşimi bu ahlaktan kurtar diye yalvaracaksın. Başka çaren yok, yalvaracaksın. Tek çaren yalvarmak. Mevla Teala senin o yalvarışını, o yakarışını, o kalbinin o kalbinin yandığını görünce Allah da hanımına veya eşine evet hidayeti verecek. Hocam çok teşekkür ediyorum. Aileyle ilgili özellikle çok sorular var hocam. Ee, çocuklarından çok dua isteyen şikayetçi olan aileler de var. Bir abimiz de şöyle yazmış hocam. Onları da geçmeden Cuma namazının e son sünnetinden sonra camilerde Cuma namazı sonra son sona erdiriliyor. Zukrakül ve günün son sünneti gibi namazları imamlar camide kılınmasını söylüyor. Bununla ilgili Masum Hocam ne söylüyor diyor hocam. Koronavirüsten dolayı. Şimdi bu koronavirüsünden dolayı herkes elinden gelen fırsatçılığı değerlendirmeye başladı. Ben size söyleyeyim yani. Zaten daha önce böyle bir proje vardı. Zuhra son vaktin sünnetini kıldırmama projesi vardı. Şimdi bu koronavirüsüyle beraber de bunu maalesef hayata geçirme konusunda ne yaptılar? Bahane yaptılar ve uyduruyor şey yapıyorlar yani. Uygulamaya çalışıyorlar. Bahane de hazır. İşte virüs var. Yani sanki virüs her yerde var netice itibariyle. Evinde de var, her tarafta var. Tedbir almayalım demiyorum. Zaten camide tedbirli bir şekilde namaz kılınıyor tedbirli şekilde herkes mesafeli bir şekilde. Ya bırak adam devam etsin kılsın namazını. Kılsın devam etsin ya. İşte bunlar bir bazılarının yapmış olduğu kasıtlı hareketler. Siz yine inşallah terk etmeyin. Camide kılamazsanız da evlerinizde kılın inşallah diyorum. Teşekkürler hocam. Hocam kızım istemediğimiz bir aileyi sevmiş ve kendi aralarında söz kesmişler. Ne yapacağımızı bilemedik. Eşimle ne olur bizi aydınlatın. Hiç razı değilim bu sözlerinden demiş hocam. Şimdi size son derece son derece katılıyorum. Neye katılıyorum? Gerçekten içinizin yanmasına katılıyorum. Üzülmenize katılıyorum. Hakikaten Başınıza gelen bu sıkıntının büyük sıkıntı olduğunu kabul ediyorum. Bak hepsine katılıyorum. Şimdi size bir örnek vermek istiyorum. Çukurbostan Camii'ndeydik. Çok kıymetli bir kardeşimiz. Çukurbostan Camii'ndeydik o zaman. Orada vazife yapıyorduk arkadaşlarımızla beraber. Çok kıymetli kardeşimiz, sevdiğimiz, saydığımız bir kardeşimiz geldi. Hocam diyor, keseceğim diyor. Bu kadar söyledi. Keseceğim. Ama o kadar sinirli ki, o kadar şeyli ki ben acaba diyorum kimi kesiyor acaba diyorum şimdi düşünüyorum. Bir şey de diyemiyorum. O kadar moral sıfır alt üst olmuş yani. Sonra tabii bir şeyini bulduk. Biraz rahatlama oldu. Dedim ki kimi kesiyorsun dedim. ismini söyleyerek. Dedi ki kızımı keseceğim dedi. Dedim niye kesiyorsun kız dedim. Dedi kaçtı dedi. Kime kaç dedim. Kız 17-18 yaşlarında. Kaçmış olduğu kişi o da 18 yaşında. Bu yaşlarda yani. Dedim ki ya sen bunu kessen. Bir defa o ölmüş olacak Allah muhafaza etsin. Sen de hapis etmiş oluyorsun. Yani ne alaka dedim ya. Sen dedim bunları kucakla sen ne olur? Yani kızını da damadını da kucakla. Hem bir kız sahibisin hem de bir damat erkek evlat sahibi olursun. Olur biter dedim ya. Olur ya belki senin istemediğin bir hareket ama sahiplen bunlar dedim. Çocuk bunlar genç bunlar ya dedim. Dinledi beni. Evet dinledi. Doğru dedi ya. O oh, keseceğim diyen adam bir anda dümdüz oldu. Sonra onu kucakladı. Kızına da tamam madem dedi bunu istiyorsun dedi. Olsun dedi. Damadı dedi ki gel damat da zaten kızı kaçırmadan da biraz daha şey durumda sen söyle mahcubiyet durumunda. Gel dedi. Şimdi beraber iş yapıyorlar. Beraber çalışıyorlar. Şimdi damadı onun belki de en püf noktası oldu yani. Ya yani olmazsa olması oldu yani. O yüzden olur ya çocuklar anlamazlar. İstemediği şey yapabilirler. Ama en detay senin kızın bu. Ne olur? Sen yine kızını sahiplen. Damadı sahiplen. Bir de erkek sahip oldum de kabul et. Böyle bu şekilde ya ama benim istemediğim ol ya yapma be kardeşim. Böyle yaparsanız böyle yaparsanız kızınızı da kaybedersiniz. Ne gereği var ya? Ne gereği var? O yüzden ondan genç. Daha çocuk anlamıyorlar. O yüzden bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bu da çok etkilendim çünkü. Bu hafta içinde Ankara'dan bir tane kızcağız. 19 yaşlarında var yok. Babasını zamanında 4 ay önce evlenmiş. 4 ay önce evlenmiş. 4 ay ya. Ama evlenirken de babayı, anneyi kırmış geçirmiş. Yani onların istemediği bir yere gitmiş yani. Asıl konuya geleceğim. Dört ay sonra tabii karşı taraf kendi dişini göstermiş. Kıza zulmetmişler. Kız da tabiri caizse yollamışlar babasının evine. Ama o baba var ya o Ankara'daki baba Buradan kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Yine kızını bağrına basmış. Hiçbir şey yokmuş gibi. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmış. Hiç. Diyor ki hocam diyor. Babam diyor bana gerçekten babalık yaptı diyor. Onun tabi derdi yine o işi nasıl düzeltir başka. Ama babam diyor hiçbir şey yok gibi bana babalık yaptı. Bağrına bastı beni diyor. Yine onunla dertleşebiliyorum diyor. Ne oldu? Baba bu ya. Ya bu çocuklar yapar hata ya, yapar ya. Hocam senin çocuk yapsa, diyorsun bana şimdi değil mi? Arkadaşlar yanlış anlamayın. Eğer benim de çocuğum yapsa, ona yanlış hareket, o da yanlış. Niye yanlış hareket yapayım ki o zaman ya? Yani? Yapmamam lazım. Biz evlatlarımızı güzel yetiştirmemiz lazım ve bağrımıza basmamız lazım. Evet, inşallah. Vaktimiz doğmuş. Vaktimiz geçmiş hatta. İnşallah Rabbim hepinizden razı olsun. Abdurrahman Hoca diyor ki hocam burada çok soru var diyor. Biz zaten bu sorulara sabah kadar yapamayız. Yönetmenimiz de geldi boy gösterdi. Yani artık kapat demek istiyor yani yeter. Çok konuştun demek istiyor herhalde. Bir geldi boy gösterdi gitti. Evet açık açık söyleyeyim burada dönen olayları bilin yani. Demek arkada ne dönüyor, ne işin arkasında ne dönüyor bilmiyorum. O yüzden bugün inşallah burada kalalım. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizin olmak çok güzel. Çok dua edin bana. Ben e, tekrar ediyorum. Sıhhatimi, gerçekten sıhhatime kavuşmak istiyorum. Daha da iyi sıhhatli olmak istiyorum inşallah. Şimdi fena değilim ama yine tam değil açık söyleyeyim. O sıhhatime kavuşunca da artık ekranlarda daha çok göreceksiniz beni. Sizlerle çok olacağım inşallah. Şimdi Abdurrahim Hoca şeyleri görünce sen söylesin, hocam bu kadar yoğun soruları nasıl bırakıyorsunuz diyor kendi kendine. Bırakmıyorum. Sizi bırakır mıyım? Mümkün mü? Bırakmam biliyorsunuz. Ama inşallah sıhhatim, afiyetim yerimde olsun. Saatlerce sizlerle program yapalım inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizinle olmak çok güzel. Dualarınızı bekliyorum. Samimiyetle söylüyorum. Her gece dua ediyorum sizlere. FM TV izleyenlere her gece dua ediyorum. Ama dualarınızı bekliyorum. Yani dua eder, dua bekliyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizinle olmak çok.